Ketebe'ye hoş geldiniz. Bugün Ketebe'den pek çok çevirisi bizlerle buluşan akademisyen ve çevirmen Sami Öztürk hocamız bizlerle birlikte. Üstelik şehir dışından, Adapazarı'ndan sadece bu program için geldi. Hocam çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sağ olun, ayaklarınıza sağlık. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Sizin toplamda 5 eser oldu. 3'ü Broh. Hı hı. Onu da hemen şöyle göstereyim. Efendim şöyle bir şeyle, baskıyla, sunumla sizlere ulaştı. Ve şurada 2 eseriniz daha var. Konuşacağız hocam inşallah. Ben şunu merak ediyorum. Geçen gün bir hocamıza daha sordum. Biz küçükken hani ne olacaksın sorusuna işte doktor, polis, hemşire, öğretmen diyen oldu da hiç çevirmen olacağım diyeni ben duymadım. Yani bir insan nasıl karar verir, buraya sürüklenir mi? Yani sizde en azından bu hikaye nasıl oluştu? Harika. Çevirmen olunca, hele böyle para getirmeyen bir mesleğe başlayınca genelde bu soru soruluyor. Evet, avukat, doktor olur musun? Veya ne olursun? Avukat, doktor demelerinin sebebi birazcık daha işte hem maddi hem manevi daha muteber meslekler olması. Toplum nezdinde daha saygınlar. Bu çevirmenliğin saygın olmamasından değil ama yani birazcık daha pek çok siz kendi programlarınızda da görüştünüz pek çok çevirmenle. Daha gönül mesleği diyorlar. Benim böyle bir kararım yoktu. Açıkçası şimdi rahmetli oldu. Lisans dönemimde Marmara Üniversitesi Alman Dili Edebiyatı'ndan, burada da ismini yad edeyim, Acar Sevim Hoca erken yaşta vefat etti. Bunun ben doktora tezini okumuştum. Öğrencilik yıllarımda henüz. Doktora tezinde Thomas Bernhard'dan bahsediyordu. Bernhard biliyorsunuz Avusturyalı, çok zor bir yazar falan. İşte cümlelerinin sonu gelmez. Ondan sonra paragraf başı mümkün mertebe yapmaz. Ben orada hocanın o doktora çalışmasında Bernhard'ın eserinin çevrilmesinin çok zor olduğunu, hele hele Türkçe'ye hemen hiç çevrilemeyeceğini, ondan sonra belli başlı anlatım özelliklerinden ötürü epey güçlük içerdiğini okudum. Orada birazcık böyle bir meydan okuma gibi geldi, öyle söyleyeyim. Daha sonra hemen şeyde bizim Taksim'de Alman kütüphanesinden Goethe Enstitüsü'nün kütüphanesi var malumunuz. Oradan bir iki kitabını hemen temin ettim. Özellikle de Kireç Ocağı bu arada çevrildi. Benim tarafımdan değil ama. Hemen temin ettim. Kitaba başladım. Ondan sonra birazcık zihin idmanı yaptım. Daha sonra bunları kağıda döktüm. Abartmış mı yoksa gerçekten öyle miymiş? Ay abartmamış. Hayır abartmamış. Kesinlikle abartmamış. O zaman da Türk okurunun çok tanıdığı bir yazar değildi. Ama birkaç çevirisi yapılmıştı elbet. Daha sonra ben o zihin idmanlarımı kağıda döküp hocaya maille yolladım. Ondan sonra kendisi de biraz dobra bir insandı. Onun için pek teşvik maksatlı söylediğini zannetmiyorum. Ama olmuş dedi bana cevaben. Hemen ben sabaha karşı yollamıştım. O da öğlene karşı cevap göndermişti. Ama beni çok teşvik etti tabii. Yani bu işin uzmanından olmuş lafı duymak ondan sonra harekete geçirdi. Ben dedim oturayım bu işe başlayayım birazcık. Ondan sonra o Thomas Bernhard o zaman da şu anda öyle. Yapı Kredi'deydi. Ben de Yapı Kredi'ye başvurayım da gideyim de bari şeyi vereyim dedim. Ondan sonra daha üniversite öğrencisiyim yani yüksek lisans yapıyorum zannediyorum. Gideyim de vereyim dedim bir arkadaşla örnek çeviri diye. En azından bu işe bir yerden başlayalım. Yani madem çevrilemez ama onu mesleki olarak sürdürmek niyetinde değilim tabii. Yani öyle bir işte dediğim gibi meydan okumaya cevap vererek kendimce. Ondan sonra güvenlikten öteye geçelim. Güvenliğe bıraktık. Tabii yani çok daha yani bundan şimdi bizim Beyoğlu'ndaki. Beyoğlu'ndaki. Tamam. Evet. Tabii adam ne yapsın yani. Ondan sonra. Yaş kaç? Yaşım o zaman henüz 22-23 olsa gerek. Yani evet, biraz güvenlik... da yaşça da çok küçük gösteriyorum. Tamam yani. Güvenlik hiç hala öylesiniz. Eminim 10 yıl sonra da genç göstereceksiniz ve zaten de gençsiniz. Evet. Şimdi Thomas Bernhard'ın eserini çevireceğim deyip gelen 22 yaşında bir gencin güvenlikle karşılaşma anından da harika bir hikaye çıkar.
Çıkıyor, ben de anlatıyorum her vesileyle. Evet. Yani mesela orada ben bıraktım ve çok da ümidim yoktu artık. Yani kimseyle görüşemedim madem. Güvenliğe de bırakıyoruz. Hadi ya nasip dedik, çıktık. Ama daha sonra haber geldi. Fakat o arada ben Can Yayınları'ndan, onu da burada adını almaktan memnuniyet duyacağım hocam. Şebnem Sunar bir sabah beni aradı. Thomas Mann'ın, bu kez Bernard değil. İşte erken dönem öyküleri var. Yapmak ister misin Sami dedi. Hocam yaparım. Ondan sonra o vesileyle ben önce Can Yayınları'nda başladım. Thomas Mann'la başladım. Çok zordu. Yani bu hiç tavsiye edilecek bir şey değil. Ondan sonra onun akabinde Yapı Kredi'den de cevap geldi. Thomas Bernard'ın o meydan okuduğunu hissettiğim eseriyle değil ama başka iki kısa anlatısıyla başladık. Bu arada ikinci baskısını da yaptı 10 sene sonra. İstersen söyleyelim. Amras ve Vatten hikayeleri. Kısa diyorum ama işte uzun öykü de değil. Yani tür olarak biraz değişikler. Evet. Bernard okurları buna şey yani buna son derece aşinadır. Sonra bir Bernard eseri daha çevirme şansım oldu. Bernard çok yani gerçek hayatında öyle değil ama medyada Bernard konuşmalarında, ondan sonra söyleşilerinde fazlasıyla hırçın. Haklayanları da var elbet. Ondan sonra o da beni cezbediyor zannediyorum. Konferanslarını ve şimdi medyada yayınlanmış söyleşilerini vesaire, bunların toplandığı, yani külliyatından, Thomas Bernard külliyatından Hakikatin İzinde diye bir konferans söyleşiler kitabını çevirdim. Sonra yani ucu gelmedi. Ama en verimli senem bu sene oldu galiba. Bu sene çok hızlı, işte bir kısmı da burada KTB'ye denk geldi. Çok güzel bir çalışma ortamı oldu, onu da ayrıca söylemem lazım. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Emeği geçenlere de evet, teşekkür ederim. Yani toplamda kaç oldu hocam? Toplamda kaç oldu? İrili ufaklı. Valla maalesef benim şansıma pek ufak eser düşmedi şimdiye kadar. Ondan sonra. Ama 30-35 civarı bir şey oldu. Şeye bakar. Yani bu mesela bir üçleme. Uyur Gezerler sizin az evvel gösterdiğiniz. Daha önce Niteliksiz Adam çevrildi. Niteliksiz Adam aşağı yukarı 2500 sayfalık bir cesamet yani. Muazzam bir şey. O 4 ciltti. Bunları ayrı ayrı sayarsanız 30'un altında kalabilir. 30'un üstüne çıkabilir. Tek sayarsanız altına düşebilir. Ama o civarda yani, öyle söyleyeyim. Eyvallah. Yani ben şeyi de merak ediyorum. Şimdi sizin seyrinizi konuştuk da hem ülkemizde hem dünyada çevirinin seyrini nasıl değerlendirirsiniz? Tabii bu arada bu soru aynı zamanda bir değerlendirme sorusu da olabilir. Yani sadece tarihsel gelişimi değil de Türkiye'deki çeviri ortamında konuşabiliriz. Çok kısaca değinebiliriz yani. Tamam. Çok güzel. Yok zaten tarihine girersek bu işi bitiremeyiz burada. Çünkü çeviri tarihi malum çok uzun. Ondan sonra yani Türk yayın piyasası çeviri açısından çok canlı bir piyasa. Yani eserlerin aşağı yukarı şimdi istatistikleri hatırlamıyorum ama yarısı veya yarısından fazlası çeviri eser çıkıyor. Ama aynı oranda iyi eserler mi, ona bir şey diyemeyeceğim. Çünkü şey var. Yani birazcık daha popülerlik kazanan ve iş yapan kitaplar, bir bakıyorsunuz mesela ben şimdi Alman edebiyatından örnek vereyim. Kafka'nın eserleri, işte Dönüşüm. Ondan sonra yahut Stefan Zweig, Satranç vesaire, işte Bilinmeyen Kadın Mektubu. Bunlar aşağı yukarı her birinin 20'şer tane çevirisi oldu bu arada. Bunları da çeviri diye sayarsak. Aslında çok güzel birkaç muteber çevirileri var. Onun dışında böyle benzer bir hadiseyi ben en azından işte Avrupa'da rastlamadım, öyle diyeyim. Bu kadar yoğun çeviri bizde var. Almanlarda çok ciddi çeviri faaliyeti var. Ama yani İngilizce piyasada çok yok. Çünkü onlar biraz daha fazla telif üreten taraftalar biliyorsunuz. Şöyle kritik bir fark var. Ben şimdi her sene pandemide ne oldu bilmiyorum ama her sene Berlin'de bir edebiyat evi var, kolokyumu. Ondan sonra bu epey mazisi olan bir kurum. Her sene muazzam bir organizasyona ev sahipliği yapıyor ve aşağı yukarı 35-40 ülkeden 35-40 farklı çevirmen, farklı dillerden getiriyor. Bunları her sene bir uluslararası çevirmenler buluşması altında
bir şey yapıyor, buluşturuyor yani. Ve bütün külfeti üstleniyor vesaire. Harika bir organizasyon oluyor. İki kez davetli katıldım. Şimdi orada mukayese etme şansım oldu. Türkiye'nin durumu kötü değil. Yani onu söyleyeyim. Hı hı. Ondan sonra... Bu kalite anlamında mı sayıyor? Yani nitelik, nicelik? Şey de var yani mı? Çevirmen özelinde de şöyle kötü değil derken diğerleriyle mukayese ettiğimizde. Çünkü şey var mesela Almanya'da hakikaten bir çevirmen çeviri faaliyetiyle bu meslek erbabı olarak sadece bu mesleği sürdürerek hayatını devam ettirebiliyor. Yani bunu aşağı yukarı görüyoruz. İşte ama diğer ülkelerden hiçbirinde böyle bir şey tanık olmadım. Ama Alman piyasası şey yani kitap piyasası gerçekten çok canlı ve kuvvetli bir piyasa. Ondan sonra Türkiye'de de mümkün değil yani. Ben aynı zamanda üniversitedeki öğretim üyeliği görevim olmasa sadece çeviriden geçmem mümkün değil. Yani. Çok zor değil mi? Yani, hayır. Kimse için, yani kimse için demeyeyim de çok istisnai durumlar haricinde mümkün olmayacaktır. Peki, az önce ufacık bir değindiniz. Onu biraz daha açalım isterim. Buyurun. Şimdi bazı eserlerin dediniz ya, işte 20'ye yakın çevirisi var diye. Ben bir okuyucuyum. Yani bu işin de uzmanı değilim. Girdim içeri, baktım işte çeviri, 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 aynı eser, dönüşüm, işte satranç, evet. Ben neye göre tercih edeceğim? Yani fiyatına göre tercih edersem yandı gitti keten elba galiba. Ama öğrenciyseniz biraz mecburen ona göre bakıyorsunuz. Şu kayıtla söylüyorum, Türkiye'de kitap fiyatları iyi yani. Çok pahalı değil. Hı. Ondan sonra genel pahalılığa nazaran yani alınamayacak kitaplar değil. Özellikle böyle çok çevrilenler. Neye bakacağız? Bu iyi bir soru tabii ki. Başta yayın evi, yani ilk filtre yayın evi üzerinden yapılabilir. Biliyorsanız çevirmen. Yayın evi bir, yayın evi bakacağımız bir. İlk şey. Tabii yani ilk aşağı yukarı o da kendini gerek tasarımıyla, gerek kalitesiyle, gerek işte künyeyi vermesiyle diyelim ki. Mesela Almanca'dan bir eser orijinali Almanca'ysa en azından Almanca'dan çevrildiğini belirten bir ibare olmasına dikkat etmelerini. Çok güzel. Hemen açalım bunu. Efendim Almanca olan bir eseri İngilizce'den çeviren diye gördüğümüz zaman onu koyabiliriz kenara. Genel olarak. Genel olarak öyle evet, yapalım. Yani, çünkü o çevirinin çevirisi evet. Oluyor değil mi? Yani çok elzem akademik bir çalışma için böyle bir şeye müracaat ediyorsak tabii yani başlığına. Ama yani edebiyat biraz da zevk işi biliyorsunuz. Yani mecburiyetten okumuyoruz nihayetinde. Orada tabii ki Almanca'dan, Almanca'ysa Almanca'dan işte sözgem İtalyan diyorsa İtalyan. Yayın evi bir, iki çevirmen, üç buna bağlı olarak ana dilden, asıl dilden çeviri üç etti. Evet. Var mı 4-5? Bu yeterli mi? Yani bence bu kriterlere bakabiliyorsa harika bir okur. Tamam. Efendim çeviri eserler, eğer aynı eser birden fazla çevirmen tarafından çevrildiyse dilimize, bu üç yolu belki bu sıralamayla takip ettiğimiz zaman kaliteye ulaşmamız daha muhtemel. Muhtemel. Diye. Tamam. Hocam bu çok önemli. Neden? Evet. Şimdi benim öğrencim geldi bir gün hiç unutmuyorum. Çok örneği var da bu çok enteresan. Hocam dedi ya Shakespeare diyorsunuz dedi. Bu muymuş Shakespeare dedi. Hamlet'i koydu önüme. Niye dedim. Vallahi hocam ben bir şey anlamadım bu işten dedi. Biz de hep işte Sabahattin Eyüboğlu. Allah rahmet eylesin. İşte onun çevirisini biliriz. İşte birkaç yine böyle kıymetli insanın çevirisini biliriz. Aldım hiç duymadığım bir yayın evi. Hiç adını duymadığım bir çevirmen. Araştırdım. Çevirmenle ilgili bir bilgi de yok. Öyle biri yaşamış mı yaşamamış mı onu da bilmiyoruz. Belki de şey hani var olmayan biri de olabilir mi? Belki olabilir. Hani toplama bir çeviri olabilir mi? Piyasadaki çevirilerden toplan. Yani yani biraz ben böyle piyasa, evet, öyle. Komplo teorisi de oluşturdum. Çünkü böyle bir çeviri olamaz. Niye? Shakespeare'i iyi bilen biri olarak söylüyorum. Yani böyle bir çeviriyi bir insanın yapmış olması mümkün değil dedim. Güldük. Sonra işte oradan yola çıkarak diyorum ki gerçekten şu öneriye çok büyük bir ihtiyaç vardı. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sağ olun. Fırsat verdiğiniz için ben de teşekkür ederim. Hocam şimdi standartları eğer özel olarak söyleyeceksek Türkiye'nin standardı çeviri anlamında çok kötü değil dedik. Değil. Yani Türkiye'de kitap piyasası öyle veya böyle oturdu. Yani telifler ödeniyor. Ona şey yani kitaplar telife bağlıysa yabancı ajanslara işte kitap telifleri ödeniyor. Ondan sonra epey çeviri faaliyeti var. Ama çevirmenlerin bu vesileyle onu da söyleyeyim. Yani cidden zor şartlar altında çalıştırılıyorlar. Ben pek çok öğrencim var bu işe
dolaylı yoldan, yani pek çok maddi kaygıyla başlayan ben pek görmedim. Çünkü maddi kaygıyla yapanlar genelde biraz daha kullanımlık metinler, işte teknik metinler olur. Kullanım kılavuzu vesaire, o tarz şeyler çevirmeye yönelik. Ama edebiyat çevirisi yapmak isteyen genelde bu işe gönül vermiş kimseler oluyor. Bir de hocam, bu kişilerde ne özellik olması gerekir? Yani çevirmek sadece yabancı bir dili iyi bilmek, çevirmen olmak için yeter mi? Edebi metinler için soruyorum. Valla yabancı dil değil de evvela Türkçe. İşte bu çok önemli. Önce Türkçe'yi bilelim. Yani kendi dilini, ana dilini çok iyi bilecek. Evet. Yabancı dili hakim olacak, bilecek. Belki edebi bir kabiliyet, edebi metin çevirileri için. Valla edebiyatta şimdi şey var. Biliyorsunuz siz demin şimdi Shakespeare'den bahsettiniz. Shakespeare biliyorsunuz ki İngiliz edebiyatının kanonik eseri. Hı. Yani aşağı yukarı İngiltere'de veya İngilizce tedrisattan geçmiş hemen herkesin bir kere yüz yüze geleceği bir eser. Türkçe'de kanonik eserler meselesi çok sıkıntılı. Hı. Yani hepimizin okumuş olduğu, karşılaştığı, ondan sonra muhakkak olmazsa olmazı diyebileceğimiz eserler pek yok. Hı. Hemen hemen hiç yok da ben biraz daha iyimser, pek yok diyeyim. Onun için yani edebiyatta kendini yetiştirebileceği kadar yetiştirmesi lazım. Ne demek? Her çiçekten koklayacak. Ondan sonra olabildiğince geniş bir yelpazede okuyacak. Yani bu erken cumhuriyet dönemi olabilir, daha öncesi olabilir. Ondan sonra biraz daha sonrası ama ayırt etmeksizin okuması gerekiyor. Bu ben böyle diyorum ama yani benim için de hala bir süreç. Yani sürekli daha iyi olmak, yani olabiliyorum zannederim, gözlemliyorum. Ondan sonra ama oldu diyebildiğim eserim yok daha, yani çeviri eserim yok. Çünkü ben de sürekli okuyorum ve sürekli öğreniyorum. Hala okuyup öğreniyorum. Zaten çevirmenliğin bir de böyle bir kazanımı da var değil mi? Yani çevirirken o metinden hem edebi anlamda belki teknik bir kitap çeviriyorsanız, bilim tarihiyle ilgili, bilim işte hangi alandaysa onunla ilgili. Yani bir anlamda da bilgi sahibi olmak. O kaçınılmaz. Değil mi? Benim bahsettiğim birazcık daha yani dil zevkini almak. Dil zevkini almanın tek yolu yani edebini okursun, şairini okursun. Ondan sonra bizim yani Türkçe'de gerçekten bu iş için biçilmiş kaftan pek çok eser var. Ondan sonra lütfen önce orayı. Ama sizin bahsettiğiniz cihet de var. Yani mesela bu dönem iki tane aslında edebiyat dışı, hatta üç oldu ama iki diyeyim. Edebiyat dışı eser çevirdim. Bunlardan biri Devlet Haklı'ydı. Friedrich Meinecke, çok büyük bir düşünce tarihçisi. Hatta düşünce tarihi denen şeyi kuran adam desek abartmış olmayız. Benim normal şartlarda bir türlü okuma listemde sıra gelmeyecek bir eserdi. Ama çok ciddi bir talep oldu. Ondan sonra bu talep üzerine biz buna başladık çalışmaya. Ondan sonra iyi bir çeviri çıktığını düşünüyorum. Ondan sonra iyi bir yankı bulduğunu da düşünüyorum. Mesela normalde hiç fırsatımın olmayacak bir şeyi ben çeviri vasıtasıyla okumuş oldum. Hı. Hem de baştan sona 4 kere mi okudum artık, 5 kere mi bilmiyorum. Ondan sonra yine yakın zamanda bir tarih eseri, Emperyalizm ve Denge. Bu özellikle şart meselesi bakımından bir büyük Alman, popüler bir Alman tarihçinin çevirdiği, yayın hazırladığı bir eser, yazdığı, telif ettiği. Bunu çevirmek suretiyle okumak şansım oldu. Onu da defalarca. Bu vesileyle çok ciddi manada uzmanlık alanı diyebileceğim noktalarda bilgim oldu. Hı hı. Ama tabii ki yani çok tercih edilen bir metot mu? Değil yani. Normalde girmez. O zaman bu bölümü de özetlersek, çevirmen olmak isteyen insanların önce kendi dilini çok iyi bilmesi lazım. Lütfen. Bir. İki, çeviriciye dili çok iyi bilmesi, hakim olması lazım. Üç, edebi metin çevirecekse geleneği bilecek ve kendini bu anlamda geliştirecek. Yani geleneği bilecek derken yani Türkçe'ye dair bir zevki olması bakımından. Özellikle çeviri eserlerden çok eleştiriye tabi tutulan şey kelimeler falan oluyor.
falan. Benim de çok başıma geldi. Ama ben derdin kelimeler olduğunu düşünmüyorum. Çünkü kelimeye en ufak telefonunuzda sözlükten bile baksanız 3 saniyenizi 5 saniyenizi alıyor. Orada dilin mimarisi diyebileceğimiz yani yapısını oluşturan sentaksi, söz dizimi. Bunlar da çok ciddi sıkıntılar oluyor. Yani Türkçe konuşuyor olmak demek veya Türkçe yazıyor olmak demek esasen Türkçe yapıyla cümle kuruyor olmak demek. Onun için Türkçe yapının zedelenmemesi. Yani yapıya zede gelmesin, halel gelmesin öyle söyleyeyim. Ama onun dışında ufak tefek noktalar onlar halledilebilecek şeyler. Eyvallah. Evet. Peki. Hocam şunu bir söyler misiniz? Auschwitz'ten sonra yazmak. Eyvallah. Evet. Biraz değinelim. Yani çok kısaca değinelim. Çünkü ben asıl Bruch'u konuşalım istiyorum. Bir diğer eseriniz. Evet. Frege. Evet. Fonksiyon, kavram, anlam. Evet. Nasıl telaffuz hocam yazarımızın adı? Gottlob Frege. Frege. Evet. Evet. Frege. Nasıl yazıldığı gibi. Şu iki esere biraz değinelim istiyorum. Çünkü Ketebe okurları yani merak eder ve belki de edinmek isterler. Sonra Bruch'u konuşalım. Tamam, zevkle. İlk gösterdiğiniz Günter Grass biliyorsunuz Teneke Trompet'le çok meşhur oldum. Ondan sonra çok aynı zamanda... Çok da iyi bir film, sinema uyarlaması var. Lütfen, evet. Sinema uyarlaması da var. Ondan sonra İstanbul'a da geldi bir iki konferans vesilesiyle. Auschwitz'ten sonra yazmak Frankfurt dersleri bağlamında. Şimdi Frankfurt dersleri, şimdi üniversiteye şey yapıyorlar. Tarihleri hatırlayamayacağım ama 80'lerde yanılmıyorsam dönemin yaşayan yazarlarını çağırıyorlar Alman veya Almanca yazan yazarlarını ve bunlara birkaç ders yahut bir dönem boyunca ders verdiriyorlar. Kabaca konsept bu üniversitede ve bunlar daha sonra kitaplaştırılıyor. Bizim bu projenin sahibi bir nevi Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde Ahmet Sarı hocam buradan da selam olsun. Ahmet hocam. Evet, selam, böyle bir işin altına giriyor ve bizim ne diyeyim Germanist diyoruz Alman dil edebiyatıyla uğraşanlar yani camiasında. Ahmet Sarı'nın dışında da bir insan bu böyle bir işe girer mi? Yani. Kendisi ciddi bir kitap severdir yani o bakımdan. Bu işin altına giriyor ve yani bizim camiadan da ricacı oluyor yani. Bu işi yapalım hep beraber. Bu çok kıymetli bir şey çünkü. Bana da biraz daha daha ne diyeyim ısrarcı bir tonla söyledi çünkü o sıra çok yoğundum. Ama hocamı kırmak istemedim tabii ki. O vesileyle çevirdim. Auschwitz biliyorsunuz yani 2. Dünya Savaşı'nın çok ciddi çok ciddi kırılma anlarından biri. Yani çok ciddi büyük bir soykırımın bir nişanesi. Ondan sonra ve bununla yani Auschwitz'ten sonra yazmak biliyorsunuz çok meşhur bir evet, ismini bağışlayın. Hatırlayamayacağım. Auschwitz'ten sonra artık şiir yazılamaz bir ibare var. Bunun üzerine Auschwitz'ten sonra yazmak ne olabilir diye Günter Grass'ın böyle bir seminerinin kitaplaştırılmış hali diyeyim. Gottlob Frege... Fonksiyon, kavram, fonksiyon, anlam. Kavram, anlam. Frege şöyle çok büyük bir insan. Bugün... analitik felsefenin, matematik felsefesinin ve bizim bilgisayar dili dediğimiz o birler sıfırların kurucu babası diyebileceğimiz çok büyük bir felsefeci, düşünür. Aşağı yukarı 150 senedir bekleyen bu konferans metinleri ve şeyleri var, kısa kısa yazıları var. Bunlardan bir seçme, bir derleme yaptık. Ondan sonra esasen pandemi öncesi başka bir yayın eviyleydi niyet ama o yayın evi maalesef devam edemedi. Furkan Bey sağ olsun kitabı yayınlarından bu işi sahiplendi ve okuruyla buluştu. 5 tane makale var içerisinde ve yani özellikle felsefe camiası ama felsefe camiası içerisinde de analitik felsefe için vazgeçilmez bir eser diye söyleyebilirim. Dedik ve geldik Uyur Gezerler üçlemesine. Evet. Efendim... Ben şöyle yeniden bir göstereyim. Evet. Kutusundan çıkardığımız zaman 3 eserle karşılaşıyoruz. Hermann Bruch. Şöyle yaptık. Evet. Söz sizde harika. Hocam. Harika. Kapak tasarımlarıyla. Şimdi birkaç şeyden bahsetmek lazım kapaklarla ilgili. Ondan sonra 1888, 1903 ve 1918
fonda görüyoruz. Bu tarihler önemli. 1918 aşağı yukarı herkesin kafasında Birinci Dünya Savaşı'nın bitimi olarak mevcut zaten. 1888 bunlar aslında yakın Alman tarihi, yakın dönem Alman tarihi açısından çok kritik rakamlar, tarihler. 1888-1918 arası bu dönem Kaiser Almanyası diyebileceğimiz veya Wilhelm devri diyebileceğimiz Almanya'nın siyasi birliğini kurduktan sonraki dönemi. Birinci Dünya Savaşı'nda yıkılana kadarki dönemi. Bunlar birer şey olarak, her bir cilt için bunlar önemli tarihler, birer dönüm noktası olarak aslında alttan alta ima ediliyor. Ondan sonra birinci eser Pazenov. Bu arada şeylerden de telaffuzlarından da bahsetmek istiyorum çünkü biraz sıkıntılı. İlki Pazenov, aşağı yukarı yazıldığı gibi okunuyor. Pazenov veya romantizm. Ondan sonra ikincisi eş veya anarşizm. Üçüncüsü ise Hugno, Fransız. Bu biliyorsunuz sıkıntılı Alsas-Loren bölgesinden bir Fransız-Alman vatandaşı diyeyim. Evet. Veya realizm. Bu esasen, çok detayına girmeyelim tabii ki, bu programın sınırlarını çok taşıracaktır. Ama tıpkı benim daha önceki çok büyük çeviri maceram Niteliksiz Adam'da olduğu gibi, bu da bir modernleşmeyle hesaplaşma metni. Ondan sonra nereden başladık? Ondan sonra özellikle olaylar Almanya'da geçiyor. Burası çok enteresan bir detay aslında. Fakat yazarın kendisi Avusturyalı. Ondan sonra Hermann Broch. Daha önce Robert Musil. Ondan sonra onda da aynı şey söz konusuydu. Fakat onda olayların merkezi Viyana'dır. Takanya diye bahsettiği bir garip Avusturya Macaristan İmparatorluğu. Onun neresinden elinize alsanız dökülen. Ondan sonra orada bir modernizmle hesaplaşma vardı. Yani nedir aslında? Hayatımızda ne gibi bir değişimleri imliyor bu hadise, bu olgu aslında, modernizm olgusu. Bu da Hermann Broch'un bu üçlemesi de tam anlamıyla böyle bir şey. Burada kendi eseri hakkında, kendi yazdıklarına da biraz başvurursak, sadece birinci ve ikinci eserde kısmen rastladığımız bir Bertrand figürü var. Bu Bertrand figürü aslında modernizmin simge ismi. Ondan sonra ve son ciltte yer alan Hugno, bu işin, yani bu sürecin vardığı noktanın vardığı nokta, yani son raddesi diyeyim. Yani bu birinci ciltte Pazenov veya romantizm. Romantizm demesinin sebebi şu. Hermann Broch'un asıl alıp veremediği şey, ondan sonra bir değerler yitimi söz konusu modernizmle birlikte. Yani ortada eskiden değer namına sarıldığımız ne varsa bunların elden kayıp gittiği söz konusu. Pazenov burada romantizm, Alman romantizm aslında Alman menşeli bir akım. Ondan sonra burada geçmişe sahiplenme, Pazenov bir asker çocuğu. Özür dilerim. Bir asker kendisi. Ondan sonra babası bir derebey gibi bir şey. Ondan sonra çok muhafazakar bir isim. Yani burada geçmişe sarılmasının imlenmesi söz konusu. İkinci eserde eş veya anarşizm denmesinin sebebi, artık eş karakteriyle birlikte ortada sarılınabilecek, ondan sonra tutunup kurtulunabilecek bir değer kalmıyor. Ondan sonra ve tam bir değerler karmaşası. Eş karakterinin kendisi de böyle işlenmiş. Yani içten alıp veremediği ne varsa dıştan kendisi yapıyor. Yani tam bir kopuk, savruk bir adam. Hugno ise, üçüncü cildimizin kahramanı, Hugno ise tam anlamıyla değersiz bir adam. Yani bir şey, değersiz derken niteliği olmayan anlamında değil de değerlerden azade bir adam. Yani onun için hiçbir şey önemli değil. Çünkü bu artık böylesi bir eserde spoiler olmayacaktır. Yani kalkıp adam da vuruyor. Ve savaş harici, yani eşi öldüren kendisi oluyor ondan sonra. Ama sonrasında gidip memleketinde gayet normal bir vatandaş gibi evlenip ondan sonra çoluk çocuğa karışabiliyor. Ticarete başlayabiliyor. Peki yani hocam, şimdi
Ya biraz çok dağınık oldu. Estağfurullah. Şimdi eserin adı daha sonraları tarihçiler tarafından 20. yüzyılı tanımlamak adına Uyur Gezerler Çağı. Atıfta bulunmuyor yani bu esere. Çağı tanımlamak adına. İşte entelektüel çevre çok önemsiyor bu eseri falan. Sinema uyarlaması oluyor mu? Var mı öyle bir bilgi elimizde? Zannediyorum, yani net bilgi veremeyeceğim ama ben de bakmıştım. Bir TV filmi var veya çekiliyor. Net bir şey söyleyemeyeceğim. Ama bu tarz eserler şimdi Niteliksiz Adam'da da böyle bir sinema teşebbüsü oluyor. Ama bunları Niteliksiz Adam'da daha da zor. Anlatılan doğrudan doğruya böyle olaylar silsilesi olmadığı bir olay örgüsü olmadığı Betimlemelerle için. Betimlemelerle ilerleyen bir... Yani mesela söz konusu 3. ciltte. 3. cilt tam anlamıyla iyi bir modernist eser. Sürekli hikaye, yani ana hikaye diyeceğimiz hikaye, Hugnon'un hikayesi bazı felsefi denemelerle bölünüyor. Ondan sonra değerlerin çöküşü başlıklı. Ondan sonra daha sonra başka perspektiften bir ben anlatıcı devreye giriyor. Dolayısıyla orada klasik anlamda bir hikaye anlatımı yok. Yani bunların hiç uyarlanamaz demeyeceğim tabii ki. Ama çok cesurca bir hamle olacak. Ve o zaman yani okunanla seyredilen de birbirinden biraz ne yapacak? Ama bu kaçınılmaz olarak hep yani öyledir biliyorsun. Bütün eserlerde var mutlaka. İki farklı sanat eseri ve dil var. Ama hani bu tip eserlerde daha çok betimlemelerle ilerleyen, yani böyle çok belirleyici bir olay örgüsü olmayan eserlerde sinema uyarlamaları daha başka bir şey oluyor. Evet. Peki, masada herhangi bir şey var mı şu an bizimle buluşmayı bekleyen? Masada yok artık. Bu yıl zaten çok değil mi yoğundu? Evet, çok yoğundu. Artık akademik çalışmalara birazcık döneceğim. Ama şey, bu bıraktığım anlamına gelmiyor tabii. Bir iki seneye yine inşallah. İnşallah. Peki, hazır sinema dedik son soruda. Seyretmelik, dinlemelik ve okumalık vardır mutlaka tavsiye ettiğiniz bir şeyler. Ya valla ne yalan söyleyeyim, sinema filmi uzun zamandır artık bakamıyorum çünkü çok diziler var. Ama derin izler bırakan belki vardır bir şeyler sizden. Ben valla yine o manada yakın zamanda işte bayağı işte online mecralara da düştüm. Seinfeld dizisini tavsiye ediyorum. Yani bir iş nasıl toplumsal olay ve olgulara ufak dokundurmalarla ama işi asla soytarılığa dökmeden nasıl güldürülür? Çok biliyorsunuz komediye meraklı bir milletiz. Tadında güzel. Yani oradan öğrenilecek bence çok şey var. İzlenmesi çıtayı yükseltecektir. Evet, okumalık. Ya Uyur Gezerler'den Uyur sonra. Uyur Gezerler'den sonra. Vallahi ne desem bilemedim. Evet. Belki bizim Ahmet Sarı dedik. Onun çalışmaları tavsiye edilebilir. Yani değil şiire mi? Merakı olanlar için yeniden bir şey diyorum. Hazır Almanca çeviri diyoruz. Programda da çok güzel isimlerden bahsettik. Benim 5 yıl hocam olan ve kendisini hep böyle güzel hatırladığım, güzel andığım rahmetli oldu göçtü Ahmet Cemal. Bu vesileyle almış olalım. Değil mi? Yani onun da mesela eserlerinin... Eşsiz, evet. Evet, çevirilerini tavsiye edebiliriz. Belki Broch vesilesiyle Vergilius'un ölümü, yani Broch'un şaheseri diyebileceğimiz bu manada... Evet, onu da tavsiye ederim. Evet. Evet. Dinlemelik? Dinlemelik. Valla dinlemelik de çok bir şey bakmıyorum ama şu yakın zamanlarda bir Bio Art Trio diye bir grup keşfettim. Benim keşfim ama muhtemelen çok eskidir. Bio? Ondan sonra Bio ama Fransızca Art Trio. Bunun Mozart ve Beethoven varyasyonları çalıyorlar. Ama biraz çok değiştirerek mi? Sanki hatırlar gibiyim. Biraz böyle... Orkestral, kendilerine göre tabii ki. Yani grup böyle bir şey, aranjmanları var. Tamam. Oldukça heyecanlı, onu söyleyebilirim. Onun dışında aklıma bir şey gelmedi. Tamam, notlarımı aldım ben. Harika. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yani ne iyi ettiniz, davetimizi kabul ettiniz, kırmadınız bizi. Rica ederim. Bir de yani Adapazarı'ndan buraya bu program için gelmeniz çok da önemli meselelere değindik. Çünkü dediğiniz gibi... Çeviri eserlerin okunma oranı neredeyse %50 bile değil yani. Benim gözlemimi söylüyorum, çok daha fazla. Doğru çevirilere ulaşmak her geçen gün zorlaşıyor. Çünkü daha ekonomik olana yöneldikçe kalite de bu anlamda düşüyor. Yani yayın evleri maalesef. Bir de tabii merdiven altı diyebileceğimiz
deşmeyeceğim buraları. Bunlar çok biliyorum uzun mevzular. Yayın evleri evet. var ve çok kötü çeviriler var. Dolayısıyla okuyucunun da kafası karışıktı. Bunlara da değindik ayrıca. Her anlamda çok verimli bir sohbet, söyleşi oldu. Eksik olmayın. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Enerjinize de hayran kaldım. Öğrencileriniz çok şanslı. Vallahi bilmiyorum, bir de onlara sorun. Öyledir eminim. Çok sağ olun yeniden. Rica ederim. İnşallah yeni eserlerde bir araya gelelim. İnşallah. Sağ olun. Efendim, kıymetli akademisyen, çevirmen Sami Türk'le bu çok değerli çevirileri üzerine konuştuk. Çeviri kültürü üzerine konuştuk. Türkiye'yi, dünyayı konuştuk. Bu eserler özelinde deneyimlerini paylaştı bizimle, sağ olsun. Ve Ketebe'nin sonuna geldik. Yeni bir Ketebe'de görüşünceye dek kitap kokusunun hiç eksik olmadığı bir hayat diliyorum. Hoşçakalın.